Teşekkürler, hoş bulduk. Evet hocam, neler söyleyecektiniz? Zorlu bir viraja girdiniz. Evet, ikinci yarıyla birlikte olumlu futbol oynuyorduk. İyi oynadığımız maçlar oldu ama kazanamadık. Özellikle geçen hafta iç sahada Balıkesir'e karşı çok önemli bir mücadele örneği ortaya koyduk. Çok da olumlu oynamıştık. Tabii kazanacağımız bir maçı kaybettik. Buradaki maçın zor olacağını biliyorduk. Samsunspor'un seyircisiyle iç sahada açığa çıkarttığı bir enerji var. Yalnız böyle 20. dakikada hiç beklenmedik iki tane gol oldu. Hiç pozisyon olmadan yani çok çabuk goller oluştu. Tabii 2-0 geriye düşünce de oyunu da tutamadık. Oyuna da hakim olamadık. Yani biraz daha bir iki tane gol arka arkaya olunca biraz da birkaç haftada da kazanamamın verdiği stresle birlikte çok oyuna hakim olamadık. Ondan sonra birkaç tane pozisyon bulduk ama oyun git gel oldu. Böyle çok zevk verecek bir yönü olmadı. Çok kopuk kopuk herkes orta sahaya çabuk geçmeye başladı. Oyun disiplinden de koptuk. Mağlup olduk. Ben Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ben de bana bu fırsatı veren başkanımıza Savaş APAK'a teşekkür ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben de kendisine görüşeceğim. Boruspor çok önemli ve iyi bir kulüp. Hem iyi oyunculardan kurulu bir camia kulüp. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum bize gösterdikleri saygıdan dolayı. Bir kan değişikliği hem Boluspor'un toparlanması noktasında hem de herkesin bir nefes alması noktasında sanki daha hayırlı olacaktır. İnşallah bundan sonra Boluspor'a ve Boluspor'daki bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Bolu çok büyük bir camia. Bu krizi, bu bulunduğu yeri çok çabuk atlatacak. O güce ve oyuncu kalitesine de sahip. Ben teşekkür ediyorum. Yani burada istifa ettiğiniz.